Herkese merhaba. Bu videomuzda bir tane modele düzenli bir mesh nasıl atılır onu göstereceğiz. Burada bir tane telefon tutacağı modelimiz var. Buna biz aslında kafes yapı entegre edeceğiz. Bunun için düzgün meshler olmasını istiyoruz. Tabii bunu sonra eleman analizi için de kullanabilirsiniz. Mesela burada düzgün kare meshler istiyoruz ve onun için de partition kullanmamız lazım. Bu şekilde mesela mesh atmak istersek, tabii ben biraz şu seed meshlerle biraz düzenledim buraları. O yüzden atabiliyor, bir sorun yok. Yani şuradan gelip mesh part dediğimde şu şekilde atabiliyor. Ama biraz düzensiz gördüğümüz gibi. Bunu biraz daha düzenli nasıl yapabiliriz? Bir de hep yataylar istiyorum. Yani böyle yukarı çıkan şeyler istemiyorum. Onu nasıl yapabilirim? Ona bakacağız. Onun için parçaya geri dönelim. Yani dönmeden önce bir mesh'imizi silelim. Delete part native mesh deyip şuradan yes diyelim. Silsin. Sonra şu parçaya geri dönelim. Daha şuradan da dönebiliriz. Part diyelim. Bunun üzerinde şurada normalde ilk baştaki şununla olan bir şey var. Buradan şunu seçiyoruz. Bu shortest path between two points diyor. İki nokta arasındaki en kısa mesafeyi alıyor. Ve ben mesela şu noktadan şu noktaya düz bir çizgi, bu simetrik olduğu için zaten yapacaktır. O yüzeyi seçtim. Select the faces diyor çünkü. Buradan dedim. Orta tuşa basarak da diyebilirsiniz. Buradaki köşe noktayı seçtim ve şuradaki dikkatli seçin, arkadakini seçmeyin. Bunu da seçtim. Create partition dediğimde arasında düz bir çizgi yapacak. Ve bu benim istediğim bir şey. Aynısını şu aşağıda da yapabilirim. Yine yüzeyi seçtim. Done diyebilirsin ya da orta tuşa basabilirsin mouse'un. Ona bastım. Şunu seçtim. Bunu seçtim. Burada da düz bir yüzey attım gördüğünüz gibi. Benzer şekilde bunu şu ortadan da yapmak istiyorum. Burayı seçtim. Orta tuşa bastım. Burayı seçtim ve burayı seçtim. Yine orta tuşa bastım. Arasına attı. Hep bu seçili olduğu için şu anda atabiliyor. Gayet güzel. Şimdi ben belki şuradan da atabilirim ki biraz düşsün bu. Yani şunu alacağım. Bunu da tam, bu arada bir çizginin tam orta noktasını verebilir size. Ama mesela şuradan alamazsınız. Onu almanız için de nokta atamanız lazım. Mesela bunu üçe bölmek istiyorsunuz. O zaman şu noktaya gelin. Partition edge deyip buradan noktayı kendiniz buraya atamanız lazım. Sonra oradan buna tıklayıp tekrar buradan seçmeniz lazım. Ben şimdi böyle kaba atacağım. Bunun orta noktası yeter diye düşünüyorum burada. Ötekine ihtiyaç olsa gösteririz tekrardan. Yukarıda da aynı şekilde tam orta noktası yeterli gibi. Oradan bir tane atsam. Şu şekilde bölümledim. Şu yukarıda da belki bölümlemeyi şöyle yaparım ki üst açıda artık biraz eğim olsun ama alttaki biraz kaba mesh atacağım bunu bu arada. O yüzden böyle yapıyorum. Şu altta da şurada bir bölme var. Yani şuradan bir kesim olması gerekiyor. Onu ayarlamam lazım. Sırasıyla hepsini yapalım. Mesela burada şu çizgi direkt düz gelmesi gerekiyor. Onu getirtmem lazım. Onu da yine buradan yapabiliriz ama tam orta noktası şuraya mı eşit onu bilmiyorum. Hemen ölçeyim. Query dedim. Şundan çıkayım. Distance ölçeceğim. Şu mesafe eksi 10'muş Y'de. Y ekseni. Şu ise 5'miş. Tamam. Tam ortası olduğu için şunu burada çıkacak orta noktaya alabilirim aslında. Dolayısıyla yine bunu aldım. Buna tıkladım. Orta tuşa tıkladım. Şunu seçtim. Şunu seçtim. Burayı partition ettim. Aynısını şu yüzey için yapacağım. Bura ve burayı partition edeceğim. Şurada da şunu seçtim. Orta tuş. Bunu seçtim ve bunu seçtim. Partition'ı tamamladım. Burası tamam gibi. Buraya güzel atar. Şurasını da güzel atar diye tahmin ediyorum. Ama şurada tam geçişte bir problem olabilir. Çünkü tam orta noktası değil. O yüzden bunu tanımlamam lazım. Şimdi tools query ve distance diyelim. Şu mesafe kaçmış? Burası 5. Peki buradan bura kaç? Burası 20 yaklaşık. Yani aslında şuraya 5'lik atabilmem mümkün gibi. Şunun orta noktasını alsam bir de şunun orta noktasını alsam mümkün gibi gözüküyor. Olmayabilir. O yüzden şu dediğim şeyi kullanacağım. Buradan bakın farklı şeyler var. Datum plane, parameter giriş ya da bu. By location. Şimdi bu by location'la göz kararı. Mesela şu edge üzerinde. Edge'i seçiyorum. Üzerinde bir noktayı seçtim. Biraz yukarıda kaldı. Yukarıda kalsın sorun değil. Bunu yapalım mesela. Şimdi bu partition edge. Aslında şu edge'i bir oranla partition etti. Buna çift tıklarsanız bir oran verecek bize. Bu oran mesela 0,27 ise bu. Şurası 0'dır. Burası 1'dir. Şurası da 0,27 gibi bir şeydir. Tamamı 19,23'tü mesela.
19,23 1 ise 0,5 pardon 5 milim kaçtır diye düşünüp oradan oranlama yapabiliriz. Yani 19,23 bölü 5 yapacağız. Şuradan bakalım. 19,23 65 28 bölü 5'ten aslında 5 bölü. Yanlış yaptım. Tekrar düzenleyeyim. Oranı 5 bölü 19,23 65 28 yaparsak şunu girmemiz gerekiyor. 25,99. Tamam da girebilirsiniz. Şimdi. Buraya girelim. Apply diyelim. Bakın biraz aşağı geldi. Bu tam aslında bunu bölümledi. Okey diyeceğim. Ve burada bir noktam oluştu şu anda benim. Şu nokta orada. Belki distance ölçümü de yapabiliriz. Bu nokta hep gözükecek burada. Sarı gözükecek tabii seçim olduğu için şimdi öyle. Ve bu mesafe bakın 5. İstediğim gibi olmuş. O zaman ben işte şimdi o araya şununla şöyle aldım. Orta tuşa bastım. Şurayı seçtim ve burada partition ettiğim noktayı seçtim. Araya tam 5'lik bir bölümleme yapmış oldum. Bu benim işimi oldukça kolaylaştırıyor. Aynısını öbür taraf için de yapacağım. Burada da yine önce şununla nokta giriyorum. Dediğim gibi rastgele girebiliriz bunu. Pardon bu değil. Şuna gireceğim. Rastgele girdim. Create partition diyorum. Orta tuşa da basabilirsiniz. Şu oluştu burada. Edge. Buna çift tıklayacağım. Bunu yine boyutu aynıdır diye tahmin ediyorum. Hesapladığım değer olan şu değeri giriyorum. Niye hata verdi onu bilmiyorum ama bir bakalım. Acaba Edge'de mi sorun var? Şimdi tekrar bir girelim. Edge zaten bölümlenmiş burada. Önce bunu zaten yok pardon şunu da bölümlenmişti. Bunu da bölümlenmediği için bunu gösteriyorum. Şunu tekrar böyle girelim. Apply diyelim. Keep changes diyelim. Okey. Evet, onu yapamadım. Ben bunu siledim tekrardan. Bunu şöyle de girebiliriz. Bazen yapamayabiliyor. Sorun yok. Şu taraf hazır zaten. Bunlar var. Şimdi bu değil de bunun yanındaki aslında parametre de giriyor zaten. Enter parametre. T'yi gösteriyor burada. Bunu girdiğimizde yine şu edge'i seçeceğim. Okey'e bastım. Bu sefer 0 ile 1 arasında yukarı doğru bakın. 0,5. Bunun yerine yine ha, bunu 0,25 girmemiş oluyor. Şöyle. Sıfır noktasını kaçırmışız. Evet, sadece 25 aldığımız için olmuş. Deminki de olacaktı yani. Ama bunu da göstermiş olalım. Böyle yaptığımızda sonuca gitmiş oluyoruz. Tamam, şimdi şunu hemen çizelim. Şuradan şuraya. Evet, bunu hallettik. Şimdi buralara bu istediğimiz meşleri atacak artık. Yani hazır yaptığımız yerlerden bakarsak. Tamam, şöyle. Bu arada meşe bir gelelim. Gösterelim. Mesh. Bunları bilmişiz bakın. Seed'lere bakalım. Bunlar çok fazla. Bunları seed'lerini azaltacağım. Ben şöyle 8 almıştım. Şu bölümleme yaptıklarımda 8 alacağım. Shift'e basıp seçiyorum hepsini. Bunların hepsini 8 alırsam böyle güzel hepsine 8 alacak şekilde ayarlama yapıyorum. Number of elements'ı 8 girdim. Şurada by number seçtim. Okey diyelim. 8 oldu. Tamam. Şimdi mesh fark diyelim bir görelim. Hani olmayan yerleri düzeltiriz sonra. Evet gördüğünüz gibi burayı güzel attı. Bunların da tamamını güzel atmış aslında. Gayet iyi. Biraz sık gibi meşler. Onu düzenlememiz gerekebilir belki. Şuralarda özellikle bir sıklık var. Ona bir bakalım. Şurada attığımı belki tek atabilirim. Yani C'de tekrar gelirsem. Şurada bakın şu edge. Ve şu edge bölmüştük. Ve iki tane atmış burada. Bir tane atması yerine bir tane at diyebilirim belki burada. Ama tabii bir tane at dersem çok uzun kalacak bunlar. Onu da istemiyorum. O yüzden böyle kalması da iyi. Ve düzgün oldu aslında şunlar. O güzel. Şurada bir düzgünlük yok. Yamukluk var. Onu düzeltmem lazım. Şurada da var aslında yamukluk. Bunları düzeltmem lazım. Bir de distance ölçelim şurada. Şu mesh boyu kaçmış? 7. Aslında 7 güzel. O zaman tamam. Çünkü bunun arka kalınlığı da 5 olduğu için yaklaşık 5 milimlik meşler atmak istiyorum. Şunu düzelteceğim. Meşi silerim. Part native mesh. Yes. Bunun üzerinde şimdi tekrar part'a gidiyorum şuradan. Part. Yine bunlardan atacağım. Şunun tam orta noktasını. Orta noktada veriyor demiştik. O yüzden dert etmemize gerek yok. Şunun da
Tam orta noktasına atalım. Şunu da tam orta noktasına atalım. Şunu da tam orta noktasına atalım. Şöyle. Evet, buraları bu şekilde bölümleyecek. Tabii şuradaki bölümlemeler de farklı olacak. Onu da düzeltmek lazım olabilir mi? Bakalım. Bu arada bunu böyle yaptık. Şu arkaları yapmanıza gerek yok ekstra. Hani yapabilirsiniz de sorun değil. Hani bunların hepsini arkaya doğru uzatabilirsiniz. Arkayı da tüm full yapabilirsiniz ama gerek yok. Ön tarafta bir yeri tanımladığınızda böyle arkadaki her yeri zaten bu şekilde yapacak. O yüzden çok endişe etmeye gerek yok. Sadece şu orta noktayı bir tanımlamak istiyorum ben. Onu da bir evet zaten bundayım şimdi dönmeden çıkayım. Şuraya tıklayalım. Şu orta noktayı şununla birleştirelim. Bunu en baştan yapsak olurdu aslında. Sonra tabii yatayları bir şey yapmamız gerekebilirdi. Sırayla bunu bir yapalım. Bu sayıda ortamında bu olduğu anlaşılacak. Sorun yaratmadan meşimizi düzgün şekilde atacak. Bunu da şöyle orta noktasını alalım. Şöyle yapalım. Şimdi tabii bu yeni eklediklerimizde sayı sorunu var. O yüzden meşe gidiyorum. Ve meşte seed. Kenar seed'ini seçiyorum. Bakın bunlar çok atmış. Böyle istemiyorum. 1, 2, 3, 4'er tane. 4'er tane olması iyi gibi. O yüzden şuradan şunu seçelim. Bunları atmış zaten. Seçmediklerimiz beyazla gözüküyor. Sadece onları seçsek yeterli. Şu. Shift'e basıp hepsini seçiyorum. Bunlar. 4 tane. Okey diyorum. 4'er tane attı bunları. Bu da tamam. Bir de şurası var. Şuraya 1 atmışım. Buraya 1 atmışım. Yani burada da aslında 1 derken 2. 2 elemanla orta nokta olacak sadece şöyle. Güzel. Bunu da yaptık. Bir daha mesh diyelim. Mesh. Part. Yes. Evet bakın çok daha düzenli oldu. Burada benim yapmak istediğim dediğim gibi dümdüz kenarlar elde etmek şöyle. Şurası biraz sıkıntılı. O en üst taraf. Buna da bir çözüm bulmak lazım. Ama sanki çok mümkün değil gibi. Mecburen kalabilir bu. Önemli değil. Açısına bir bakalım onun. Mesela şuradan seçer mi acaba? Hayır, bunu seçmiyormuş maalesef. Şimdi burada distance diyelim. Öncelikle distance'ı bir seçelim. Burası 3 nokta bayağı kısa burası. Evet bunların aslında olmaması daha iyi olabilir ama mecbur böyle bırakacağız gibi modellemede. Bunların yatay şöyle olmasını istememin sebebi aslında analiz için iyi olabilir. Yani ben buna latis atacağım. Latis de burada bir çubuk olacak. Çubuk yataya çok yakın ve üretim zor olacak. Ya full yatay olmalı ya da biraz dik olmalı çubuğun şeyi açısı. O yüzden bunu değiştirmek istiyorum. Yani belki şöyle bakabiliriz. X, Y de şöyle bakarsak açısını görebiliyoruz. Tekrar açıya bir geleyim. Şurada şey gördüm çünkü. Face curve diyor. Selective first curve. Şurası second curve. Burası açısı 5,6. Evet, bayağı düşük bir açı var bu arada. Ama mecbur bir şekilde böyle bırakacağız bunu gibi. Ve buradan şey olacak. Ne deneyebiliriz acaba? Onu düşünmemiz lazım. Belki şuradan düz çeksek bu sefer de üst tarafta üçgenler olur. Dörtgen kalmaz. Birer hücre bırakalım diyorum. Yani şöyle yapabiliriz. Seed diyelim. Şunu arkaya dönmemiz lazım galiba. Şunu ve şunu. Evet bu arada şu arkadan şeyi görebiliyorsunuz. Arkaya hiç partition atmadım. Ön tarafa uyumlu olacak şekilde ona kendi attı. O yüzden ona uğraşmaya gerek yok dediğim gibi daha önce. Bunları şimdi şöyle diyeceğim. Orta tuşa basalım. Bunlardan diyelim. I number.
Number of element 1. Okey diyelim. Bir de şu ortalar. Şunlar da. The weak mesh diyelim. Şunu da. Ve ha, arkada yok. Sadece bunu deneyelim bir. Olmazsa arkaya atmamız lazım. Bir değil. Okey. Mesh part diyelim. Yes. Evet. Dik meshler attı. Burada biraz çubuklar çok dik olacak ama benim üretim problemimi gidermiş oluyor bunun. O güzel bir şey. O yüzden mecbur yukarıya böyle atmam lazım gibi duruyor. Burayı da tamamladık. Şimdi aslında bu tamam. Gördüğünüz gibi istediğimiz meşe attık. Arka tarafta güzel oldu. Olmasaydı şuradan tekrar partition yapmamız gerekiyor. Kısacası part'taki partition ifadelerinden body'yi de bölebilirsiniz bu arada. Ama çok gerek olmuyor. Genelde şunu kullanıyoruz. Eğer bununla alacağınız noktalar yoksa sketch de kullanabilirsiniz. Mesela şu sketch'e gelirseniz, şu yüzeyi seçtiniz, onun bir sketch'ini açar. Vertical and right şurayı da seçelim. Bir sketch açar. Burada siz istediğiniz noktaya nokta atıp onların arasında çizgi çekersiniz. Done dediğinizde o çizgiyi partition yapmış olur. Ben şimdi bunu kullanmayacağım. Genelde ben bunu kullanmıyorum. Şunu kullanıyorum. Bir de buradan noktayı kullanıyorum. Bunlar işimi görüyor kolaylıkla. Evet, bu şekilde mesh atmanız mümkün. Mesh kısmını tekrar göstereyim. Mesh part diyelim. Yes. Bu arada dörtgen mesh atmak için de burada kontrol üzerinden tüm yüzeylerde hex seçmeniz lazım. Bunu structure da diyebilirsiniz. Aziz de diyebilirsiniz. Okey diyelim. Bakalım olacak mı bir şey, farklı bir şey. Farklı bir şey yok. Bu şekilde tanımlıyorsunuz. Yani element type da burada. Tabii dörtgen elemanlar. Tekrar seçeyim. Buradan standart linear 3D stress elemanlar ve hex olması lazım. Artık ne yapacağız? Bunu biz assembly'ye atıp şuradan nerede assembly'ye bu parçayı atarsak, hatta mesh part olarak çıkarırsak mı öncelikle? Şöyle yapalım. Geri gidelim mesh'e. Part'ın mesh'i. Part'a tıklayıp bunun mesh'ine geri gidelim. Mesh. Create mesh part. Okey. Bunu assembly yapalım. Şu. Okey. Sonra bunu hemen aslında yazdıracağım. Rename diyelim. Mesh. Bunu write input dediğimizde yes diyoruz. Hiçbir başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu aslında istediğimiz dosya da bizim. Benim burada mesela mesh.cml standard mesh. Şunu oluşturdum. NP. Burada benim nodlarım var. Meshler için ve mesh ID'leri, nodların birleştiği ID'ler var şunlarda. Elementler. Ben bunları alarak lattice oluşturacağım üzerinde ama bunu analizde de kullanabiliriz. Analizde kullanmak için abaküste işlemleri yapmanız lazım. Evet, bu şekilde meshimizi oluşturmuş oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.